Merhabalar sevgili izleyiciler, Kalp Dostu Yemekler programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere Romanya'nın Kalp Dostu yemeklerini hazırlayacağım. Peki ben yemeklerimi hazırlarken her zaman olduğu gibi aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi kardiyoloji uzmanı Rıfat Eralp Ulusoy bizlerle olacak ve bizlere şöyle sağlık haberlerinden bahsedecek. Sağlıklı kalabilmenin üç uçlarından bahsedecek kendisi. Hemen hocama dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Merhaba Nilüfer Hanım, iyiyim, siz nasılsınız? Bizler de tekrar... sizleri gördük, daha iyi oldu. Evet, evet, tekrar sizi gördüm, ben de çok mutlu oldum. Evet, İnşallah. Şöyle bir kısa bir ara vermiştik değil mi hocam? Evet, birazcık. Herkes şöyle tatilini yaptı, geldi. Evet, herkes, bomba gibi enerji doluyuz. Herkesin rengi de bir ton atmış bakıyorum. Ama evet, herkese yakışmış bayağı. Neyse inşallah bugünkü programda herhalde Romanya. Romanya yapıyoruz evet, acaba. Romanya'nın kalp dostu yemekleri yapıyoruz. Romanlar bizim için önemli. Çünkü bizim komşularımızdan bir tanesi. Aynı zamanda da futbol açısından da bizim açımızdan herkesin bildiği, tanıdığı çok meşhur Romanlar var. Mesela evet, Romanya'dan gelen, bunların en meşhurları Galatasaray'da oynayan Hagi biliyorsunuz. Evet. Lucescu vesaire. Dolayısıyla Romanlar bizim hayatımızın içinde de var. O nedenle bir parça yemeklerine, özellikle kalp dostu yemeklerine bakacağız sizin evet, yardımınızla. Hemen de sanki hocam bizim yemeklerimize de benziyor. İlk öncelikle şöyle kalp dostumuzun birinci yemeği közlenmiş biber var. Ha. Bunu normalde de bizler de yaparız aslında. Yapıyoruz zaten. Genelde. Yani neticede 3 aşağı 5 yukarı aynı coğrafya, aynı sebze evet, meyveler var. Tabii ki herhalde benzer şeyler olacaktı. Bakalım. Peki hocam şöyle sağlık haberlerinizin başlıklarından da bahseder misiniz? Evet, şimdi bir tanesi et yersek ölür müyüz? Et yersek evet, ölür müyüz? Evet. Evet, bir tanesi balık yağı ve kuyruk yağı arasındaki etkiler veya farklar. Hı hı. Bir tanesi kalp krizi sonrası omega 3. Herkes şimdi meşhur cümle omega 3, omega 3. İşte omega 3'ün kalp krizi sonrası kullanımıyla da ilgili bir makale yayınlandı. Ve kadınları çok ilgilendiren bir konu menstruasyon ve menopoz. Ondan evet, kalp hastalıklarının ilişkisiyle ilgili bir çalışma. Çok hepsi güzel bir çalışma. Hepsi birbirinden önemli konular evet, diyoruz o zaman. Evet. O zaman öncelikle şöyle birinci kalp dostu yemeğimizin malzeme listesi ekranlara gelsin sevgili izleyenler. Bakalım neler varmış. Evet sevgili izleyenler, şöyle birinci kalp dostu yemeğimiz Romanya'nın közlenmiş biberi varmış. Neler varmış içinde? 1 kilogram kırmızı biber kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı saf sızma zeytinyağı. 2 yemek kaşığı sirke kullanıyoruz. 10 gram kekik, 10 diş sarımsak, 1 çimdik tuz kullanıyoruz. Ve tuzumuz düşük sodyumlu tuz kullanıyoruz sevgili izleyenler. Ben biberlerimi daha önceden temizlemiştim ve yıkamıştım. Tezgahımın üzerine aldım. Hemen şimdi tepsime doğru gidiyorum. Fırınımı da daha önceden ısıtmaya başlamışım. Şöyle hemen tepsinin içerisine diziyorum ve biberlerinin közlenmesi gerekecek. Hocam sizi böyle biraz bekleteceğim çünkü közlenmiş biber aslında bir nevi salata olmuş olacak. Ben bunu fırına göndereceğim hmm, ama ikinci yemeğimizin de malzeme listesini isteyeceğim. Öyle mi? Peki tamam. Ondan sonra sizinle konuşmamıza devam edelim. Tamam, şöyle hemen hay daha önceden ısıtılmış fırınıma gönderiyorum sevgili izleyenler. Biberlerimi 10 dakika kadar fırında kalması gerekiyor. Dilerseniz ikinci kalp dostu yemeğimizin de malzeme listesi gelsin. Daha sonra Rıfat hocamla şöyle sağlık haberlerinden bahsedelim sizlere. Evet, Mamalia dedik. Çok farklı bir isim. Çok farklı Mamalia, bir sunum evet, olacak. Yani yemek yanı gibi evet, kullanılan çoğunlukla bir şey. Genelde kuru fasulyenin Roman yanında, gibi, sulu evet, yemeklerin yanında evet, aslında servis evet, edilen bir sunum. Yani yan yemek gibi düşünülebilir. Evet. Bakalım Mamalia'da neler varmış sevgili izleyenler. Şöyle 6 kişilik servisimiz var. 300 gram mısır unu kullanıyoruz. 1 litre suyumuz var. Yarım çay kaşığı tuz kullanıyoruz. Düşük sodyumlu tuz kullanıyoruz her zamanki gibi. Ben hemen malzemelerimi tezgahımın üzerine almak istiyorum. Ve közlenmiş biberlerim de fırında kalmaya devam etsin. 10 dakika sonra onlar da hazır olacaklar. Hocamıza dönelim. Bakalım sağlık haberlerinden bahsetsin bize. Öncelikle konumuz başlığı. Şimdi ben onlara geçmeden önce bu közlenmiş biberle ilgili bir iki cümle söylemek evet, istiyorum. Evet hocam, buyurun. Seyircilerimiz bakıp da hocam biz közlenmiş biber yapmayı bilmiyor muyduk diye sorabilirler, düşünebilirler. Evet. Efendim bunu böyle düşünmesinler. Buradaki espri şudur. Bu Romanya'dan, Romanya Kardiyoloji Derneği'nin, Romanya Kardiyoloji Derneği'nin bize vermiş olduğu bir tariftir. Yani netice itibariyle bizim memleketimizin közlenmiş biberinden çok farklı gözükmemekle beraber bir Romanya tarifidir aldığımız ve sonuç olarak Romanya Kardiyoloji Derneği tarafından onaylı Romanya tarifi olan közlenmiş biberdir. Bu nedenle seyircilerimiz şaşırıp da hocam biz közlenmiş biber bilmiyor muyduk diye düşünmesinler. Evet. Ben şimdi müsaadenizle elimde bazı makaleler var. Tıbbi makaleler bunlar ve yakın zamanlı yayınlanmış. 2016 yılına ait makaleler bunlar. Bunlardan bir tanesi diyor ki kırmızı et tüketimi diyor hakikaten
ölümle ilişkili mi veya ölümü arttırıyor mu? Ve buradaki esas espri şu, genellikle herkes et yediğimiz zaman damarlarımızın tıkandığını veyahut da proses et dediğimiz zaman, yani soyulmuş veya tüketime hazır et dediğimiz zaman bizim damarlarımızın tıkandığı ile ilgili bilgiler verilmekte muhtelif yayınlarda. Mesela bunlardan bir tanesi özellikle yakın zamanda yayınlanan vejeteryan diyet. Şimdi seyircilerimiz vejeteryan diyet dediğimiz zaman 3 aşağı 5 yukarı anlıyorlar vejeteryan diyetin ne olduğunu. Özellikle vejeteryan diyet tip 2 diyabeti yani şeker hastalığını engellediği bildirilmiş. Ancak beri yandan yakın zamanda bir başka çalışmada da kırmızı et tüketiminin böbrek yetmezliği ile ilgili olduğu bildirilmiş. Bu nedenle Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılmış ve son derece seçkin bir dergide yayınlanan makalede özellikle proteinin bitkisel mi hayvansal mı olduğu ile ilgili bir makale yayınlanmış. Buradaki esas espri şu, biz proteinimizi ağırlıklı olarak eğer hayvanlardan alıyorsak her yaklaşık total kalorinin %10 artışında yani hayvansal proteinin %10 artışında bizim yaklaşık tüm ölüm nedenlerimizde %2'lik bir artış olmakta. Kalp damar hastalığına bağlı ölümlerde ise %8 oranında artış olduğu bildirilmekte. Ancak bunu bitkisel proteine çevirdiğimizde yani netice itibariyle et açısından proteini alırsak tüm ölümlerde her %10'luk protein artışında etle %10'luk total kalorinin artışında total ölümlerde %2'lik ölüm oranı artarken kardiyovasküler yani kalp damar hastalığına bağlı ölümlerde de %8'lik bir artış olmakta. Ancak bunun yerine biz proteinimizi bitkisel kaynaklı proteinlerden alırsak o zaman burada da yaklaşık her bir %10'luk total kaloride artış olduğu zaman total ölümlerde %3'lük ve kalp damar hastalığına bağlı ölümlerde de %12'lik bir azalma bildirilmiş. Yani bu çok ciddi bir üniversitenin yaptığı, evet. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma ve çok saygın bir dergide yayınlanıyor. Buradan anladığımız şudur, proteinimizi arttırmak bizim gelişmemiz ve büyümemiz için gerekli ve evet. Günlük fizyolojimizin devamı için gerekli en önemli besin kaynağı, besin kaynağı proteinimiz evet. Bizim. Hepimiz biliyoruz ki bunu et, süt, yumurta ve benzeri gibi algılıyoruz ama proteini hayvandan bitkiye kaydırırsak özellikle bunların aralarında en önemlileri bakliyatlardır biliyorsunuz. Evet. Bakliyatta kaydırırsak aldığımız proteinleri etten ziyade bakliyatta aldığımız proteinlerde etle oluşan ölüm oranlarından daha düşük ölüm oranları olduğu görülmekte ve bu gene bizim işimizi, günlük işimizi gördüğü bildirilmekte. Hocam hemen şunu da sormak istiyorum aslında ben size. Yani yumurta yemeyen insanlar var, yumurta yemeyen çocuklar var. Aslında evet. Bunu bu proteini başka bir şekilde, başka besinlerden de destekleyebilir miyiz? Elbette destekleyebiliriz. Yani hepimiz biliyoruz ki çocuk hastalıkları uzmanları, hocalarımız, evet. Kardeşlerimiz belli özellikle sebze yemekleri çocuklara önermekteler. Evet. Yaşı belli yaşın üzerine çıktığı zaman bu hem çocuğun gelişimi hem bağırsak gelişimi hem bağırsak florasının, bağırsak bakterilerinin ve mikroplarının gelişimi için çok önemli. Hı hı. Çünkü bizim biliyorsunuz içimizde de dışımızda da bir sürü mikrobik ortam var. Evet. Bunların uygun bir denge haline gelmesi için bizim özellikle bitkisel ürünleri de yani et dışında bitkisel ürünleri de tüketmemiz gerekiyor. Bu da yaklaşık olarak bakliyatların ağırlıklı olarak tüketilmesinden, protein bazlı bakliyatların ağırlıklı olarak tüketilmesinden geçiyor. Sonuç olarak Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu bu araştırmada proteinin et yerine biraz bitkisel kaynaklı ağırlıklı evet. Alınmasının özellikle tüm nedenli ölümlerde ve kalp damar hastalığına bağlı nedenli ölümlerde yaklaşık %12 ile %8 oranında azalmaya yol açtığı yani ete göre görmüştüm. Daha az ölüm oranı görüldüğü bildirilmiş. Bu Harvard tarafından yapılmış bir araştırma. Gerçekten son derece ciddi bir araştırma. Siz yemeğe devam ediyorsunuz. Evet hocam ben hemen şöyle biraz anlatmak istiyorum. Öyle mi? Peki tamam. Mamalia ile başladık sevgili izleyenler. Şöyle neler yaptık? Çok az zeytinyağı kullandım. Biraz kavurdum mısır unumu ve ardından suyumu ekledim. Ve gördüğünüz gibi yoğun bir kıvam almaya başladı. Daha bir katı kıvam olması gerekiyor. Daha sonra onları
soğuduktan sonra uzun uzun jülyen şeklinde kesip kızartacağız. Çok farklı bir sunum. Gerçekten de hocamın da az önce dediği gibi Romanya'da sulu yemeklerin yanında servis ediliyor aslında mamelia. Yani şimdi özellikle kuru fasulye ezmesiyle beraber. Bizim memleketimizin insanı genelde ekmeğe alışık ama evet. Şimdi doymak için belli işleri yapmamız lazım. Doymak için yani biz ekmek yiyoruz ama Romanlarda demek ki bu tür şeyleri, mısır yan yemekleri yiyorlar. Peki hocam mısır unu nasıl bir, yani bir kalp dostu yemekler yapıyoruz ama hemen onu da sormak istiyorum. Mısır unu yani normal beyaz unla farkı var mı, nedir? Vallahi şimdi daha mı şöyle söyleyeyim, glisemik indeks olarak düşünürseniz, şimdi daha önceki programlarımızda glisemik indeks açıklamıştık. Yani sizin şekerinizi bir anda yükselten türde özellikle beyaz undan yapılan yiyecekler yerine mısır ununun daha uygun olabileceğini söylemiştik. Ancak ne kadar kullandığımız buğdayın rengi esmerleşirse o kadar bizim daha sağlığımız açısından uygun olacağını düşünüyoruz. Mısır unuyla beyaz unu karşılaştırırsak beyaz una göre mısır ununun daha şekerle ilgili değerlerinin daha kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani beyaz un biliyorsunuz daha çabuk şekerimizi yükseltiyor. Bu nedenle daha çabuk yükselen şeker daha çabuk düşülmeye çalışılıyor vücut tarafından. Evet hocam, teşekkür ederiz. Ben müsaade ederseniz balık yağı mı kuyruk yağı mı diye bir şey elimde makale var. Özellikle çok ciddi gene bir dergide yayınlanmış bir makale. Balık yağı mı kuyruk yağı mı diye. Tabii ki şimdi tabii seyircilerimiz... Ki balık yağı değil midir hocam? Elbette ki hocam balık yağı diyecekler ama ben niye balık yağı olduğunu burada söyleyeceğim size. Şimdi özellikle kilo vermek için çalışanlar lütfen doymuş yağlardan uzak durun. Yani doymuş yağ dediğimiz özellikle kuyruk yağı veya hayvansal yağlar, iç yağları gibi yağlar. Çünkü bunlar bizim beyinde hipotalamus dediğimiz özellikle doyma merkezinin veyahut da yemek yeme merkezimizin kontrolünü bozmakta ve bunun neticesinde de biz doyup doymadığımızı veya aç olup olmadığımızı tam olarak anlayamamaktayız. Bunun nedeni de bu yağların oluşturduğu enflamasyon yani iltihabi reaksiyon ama bizim anladığımız anlamda iltihabi reaksiyon değil. Vücut içerisindeki savunma mekanizmalarının yarattığı bir enflamasyon. Bunun sonucunda da bu bölgedeki beynin içerisindeki yemek yeme merkezi ve doyma merkezi etkilenmekte ve bunun sonucunda siz ne kadar yediğinizi hissedememekte ve devamlı yemek yeme gayreti içerisinde olmaktasınız. Halbuki birçok kalori almaktasınız. Bir yandan bu kaloriler sonucunda da özellikle doymuş yağlardan zengin olan bu yemekle beraber bizim günlük davranışlarımız veya günlük algılama şekillerimiz, fonksiyonlarımız bozulmakta ve bu da bizim yemek yeme durumumuzu etkilemektedir. Sonuçta da hepimiz ne olduğunu anlamadan fazla kalorileri almakta ve bunun sonucunda da kilo alarak şişmanlamaktayız. Bunlar özellikle kuyruk yağı, her ne kadar tereyağı değildir desek de tereyağını da çok dikkatli yemeliyiz. Evet. Ve özellikle kızartmalarda kullanılan yağlar, kızartma yağları veya kızartılmış yağlarla yapılan yiyeceklerden uzak durmalıyız. Bunlar bizim beynimizin özellikle doyma merkezindeki bölümü etkileyerek bizim doymamızın veyahut da daha fazla yemek yememize neden olmakta. Ve böylelikle de bizim günlük kişisel aktivitelerimizi bozmaktalar. Aslında kuyruk yağının ne kadar zararlı olduğunu da o durumda. Yani kesinlikle özellikle de kalp hastaları için değil mi hocam kuyruk yağı? Yani sadece bakın bir önceki makalede özellikle kırmızı etin bitkisel proteinlerle yani etin içindeki proteinin bitkisel proteinlerle biraz daha değiştirilmesini öneriyor Harvard. Evet. Harvard'ın bu önerisinin yanı sıra yine bir yandan lütfen diyorlar bu tür kuyruk yağı ve ağır tereyağı veyahut da kızartma yağlarını yememeye gayret edin. Aksi takdirde bu sizin için çok sıkıntılı sonuçlar doğurabilecektir. Evet. Evet. Elinizin sağlığı. Şu anda mameliyamız hazır sevgili izleyenler. Ben tabii o şekilde bırakmayacağım. Biraz süslemem gerekecek. Şöyle sunumu da güzel olsun değil mi? Hemen şöyle üzerine. Vallahi tahmin edeyim. Bizim ekmeğimizin yerini alacak yani. Biraz nane.
ve biraz da toz biber kullanmak istiyorum. Evet. Efendim romenler falan diyoruz ama burada da Nilüfer Hanım lütfen. Evet. Nilüfer Hanım'ın elini değdiğini lütfen herkes görsün. Romanya'ya selamlar diyoruz. Romanya'ya selamlar, sevgiler. Evet. Mamadia'mız da hazır sevgili izleyenler bu şekilde. Gayet kolay, gayet de pratik bir tarif aslında. Tam bir kalp dostu tarifi diyebiliriz, evet. Değil mi hocam? Yani bu doymak arzusunda olan özellikle hafif et veyahut da sebze yemeklerinin yanına gayet güzel sunulabilir. Evet, sunulabilir. Evet, dilerseniz hocam şöyle metabolik değerleri de gelsin ekrana. Hay gelsin Mamadia'nın. Bakalım. Akşam 7'den sonra gönül rahatlığıyla yiyebiliyor muyuz sevgili izleyenler? Bakalım. Efendim 6 kişilik servis olarak sunuluyor. Porsiyon başına 165 kilokalori, 7 gramlık protein, 1 gramlık yağ, 32 gram karbonhidrat, 0 miligram kolesterol ve 17 miligram sodyum. Tabii bizim memleket olunca sodyumu özellikle belirtiyoruz. Her an için bu sodyum oranı ek yapılarak sofrada arttırılabilir ama yani değerlere bakınca son derece düşük, son derece tok tutucu ve besleyici olduğu metabolik değerlerinden de görülüyor. Porsiyon başına 165 kilokalori, 7 gram protein, 1 gram yağ, 32 gram karbonhidrat, 0 kolesterol ve 17 miligram sodyumla beraber. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Evet. Ve akşam 7'den sonra gönül rahatlığıyla herkes yesin. Yiyebiliriz diyoruz. Evet hocam, dilerseniz şöyle 3. kalp dostluğu. Tatlımız da var. Tatlımızın malzeme listesi de ekranlara gelsin. Bakalım neler varmış. Peynirli çilek tatlımız var sevgili izleyenler. Evet, peynirli çilek tatlımız için neler varmış? 2 yumurta kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı kalp dostu margarin kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı bulgurumuz var. 1 çay kaşığı unumuz var. 250 gram düşük yağlı süzme peynir kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı kıtır ekmek kullanıyoruz. 50 milim yarım yağlı yoğurt, çilek reçeli, 1 çimdik tuz ve düşük sodyumlu tuz kullanıyoruz sevgili izleyenler. Hocam ben hemen şunu da sormak istiyorum. Düşük sodyumlu tuz bütün yemeklerimizde kullanıyoruz. Yani bunun yerine bir izleyicimiz sormuştu, hemen onu da dile getirmek istiyorum. Kaya tuzu kullansak olur mu diye bir soru gelmişti aslında. Bunların içeriğine bakmak lazım. Düşük sodyumlu tuz dediğimiz zaman normalde aldığımız bir kaşık tuzdaki miktarı yaklaşık yarısı kadar oluyor. O nedenle hani kaya tuzunun miktarı biraz daha yüksek. O nedenle hani kaya tuzunun sanki kardiyovasküler yani kalp damar koruyuculuğu var gibi gözükse de buradaki esas önemli olan, yani izleyicimiz de haklı olarak sormuş. Önemli olan içerindeki sodyum miktarıdır. Evet. Dolayısıyla hani kaya tuzu kullanmayın demiyoruz. Ama lütfen paketin üstüne baksınlar. Kaya tuzunun sodyum miktarı da yazar. Evet. Yani biz burada özellikle dikkat ederseniz şu kadar gram düşük sodyumlu diyoruz sadece. Düşük yani sodyumlu diyoruz. Sodyum miktarına bakmaları gerekecek hani hocam. Hani en son bir metabolik değerler veriyoruz ya. Orada kullanılan sodyum miktarını yazıyoruz. Evet. Mesela izleyicimiz de kendi kullanacağı kaya tuzunun üzerindeki sodyum miktarına bakarak mesela şu kadar gramında şu kadar gram miligram sodyum vardır diye yazar her pakette. Evet. O zaman ona bakarak gönül rahatıyla istediği tuzu kullanabilir. Tuzu kullanabilir. Evet. Bizim için önemli olan düşük sodyum. Çünkü tuzu şeyde tutmalıyız. Kontrol altında tutmaya gayret ediyoruz. Evet, yani kaya tuzu yanlıştır veya kaya tuzu aman olmasın öyle bir şey yok. Bizim için önemli olan sodyum miktarıdır. Evet, bunu da buradan belirtmiş olduk izleyenlerimize. Evet. Yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için. Şöyle hemen tatlıma da başlamak istiyorum yavaş yavaş. Hocam da şöyle kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şimdi efendim birinci makalede lütfen et yerine hayvansal, etteki protein yerine bitkisel proteinlere doğru dönelim dedik. Daha sonra lütfen herkes kuyruk yağından bir parça uzak dursun dedik. Özellikle doymuş yağdan zengin kuyruk yağı, özellikle ağır tereyağı ve kızartmalı yağlardan, kızartma yağlarından uzak dursunlar dedik. Ve üçüncü makalemiz yine Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Amerikan Kalp Cemiyeti'nden özellikle bildirdiği, bize yeni öğrendiğimiz balık yağı, balık yağı diyoruz da balık yağını şimdi izleyicilerimiz damar vesaire sağlığını kontrol etti ve düzelttiği ile ilgili herkes bilgisi var. Balık yağını haftada bir iki tüketin diyorduk biz. Fakat yeni bir araştırma makale yayınlandı. Kalp krizi geçiren insanlarda
kalp krizi sonrası 6 ay süreyle balık yağı kullanılırsa acaba hasarlanmış olan kalp kası ne kadar düzeliyor veya düzeliyor mu diye bakılmış. Evet. Burada özellikle şunu belirtmek istiyoruz ki ülkemizde de kalp krizi yani oranları yüksek ve ölümcüllük oranları da hala çok aşağı çekilebilmiş değil. Her yaklaşık 43 saniyede bir Amerikalı'nın kalp krizi geçirdiğini biliyoruz ve bu kalp krizlerinin de yaklaşık her 5 kalp krizinden bir tanesinin sessiz olduğunu biliyoruz. Yani evet, ayakta o gün siz grip geçirdiğinizi zannediyorsunuz veya bugünlük benim çok neşem, keyfim yok, kendimi bugün pek iyi hissetmiyorum dediğiniz gün aslında ayakta kalp krizi geçiriyor, sessiz aslında bir kalp krizi. Aslında sessiz bir hastalık diyebilir miyiz hocam? Evet, evet, geçiriyor olabilirsiniz. Bu nedenle özellikle tam mekanizması bilinmemekle beraber kullanılan omega 3 yağ asitlerinin yani balık yağlarının bizim kalp krizi sonrası durumumuzu düzelttiği ile ilgili bildiriler daha önceden vardı. Veyahut da omega 3 yağ asitlerinin veya balık yağının kullanılmasının bizim kalp durumumuzu, kalp damar hastalığına önlenme durumumuzu artırdığı ile ilgili bildiriler vardı. Fakat buradaki şey biraz daha farklı. Özellikle kalp krizi geçirdikten sonra 6 ay süreyle yaklaşık yüksek oranda yani 4 gram kadar omega 3 yağ asidi yani balık yağı kullanılıyor. Ve bunlar sonuçta bir kısmı balık yağı veriliyor, bir kısmı da plasebo dediğimiz yalancı tabletler veriliyor. Balık yağı görünümünde, aynı evet, görünümünde. Bunun sonucunda da hasarsız kalp kasında scar dediğimiz yara dokusu gelişim oranı %6'lar civarında toparlanıyor. Yani plaseboya göre yani fake yalancı ilaca göre balık yağı yaklaşık 4 gram kadar 6 ay süre kullanıldığı zaman %6 gibi yüksek oranda bir kalp kası hasarlanmaktan evet, kurtarılmış oluyor. Ve bu da gerçekten günlük omega 3 kullanımının ne kadar önemli olduğunu ve özellikle biz eskiden haftada 1-2 falan kullanın diyorduk ama kalp krizi sonrasında yani geçirmiş miyokard enfarktüsü sonrasında 6 ay kadar yüksek dozda omega 3 yağ asidi kullanımının kalp kası hasarlanmasını %6 oranında azalttığını Amerika'da çok ciddi bir makale bize bildirmiş. Evet hocam, çok teşekkür gerçekten ederiz. Çok önemli bir bilgi ve yeni bir bilgi yani biz de bilmiyorduk. Evet, biz de sizin sayenizde öğrenmiş olduk hocam. Estağfurullah. Evet, şöyle dilerseniz peynirli çilek tatlımızda neler yapıyoruz sevgili izleyenler? Evet. Öncelikle iki yumurtamızı ilave ettik. Unumuzu, bulgurumuzu ve süzme peynir kullandık. İyice onları yoğurmaya başladım. Ve düşük sodyumlu tuzumuzu kullandım sevgili izleyenler. Çok farklı bir sunum ve farklı bir tatlı olacak. Aslında hamurumuzun malzemesi tatlı değil hocam. Yanında evet, servis edeceğimiz çilek reçelimiz var. Evet. Ve kıtır ekmeklerimiz var. Çok da farklı bir sunum oldu. Aslında peynirli çilek tatlısını da buradan alıyor. Tabii yani evet, aslında bazı bölgelerimizde mesela lor kullanılıyor. Lor'u hatırlarsınız değil mi? Daha önce evet, programlarımızda kullandık. Bizim lorumuz var efendim. Lor öyle bir peynir ki yani ister tuzlu yiyin ister tatlı yiyin. Her ikisine de gayet güzel yakışıyor. Evet. Yani bazı tatlılarda veyahut da hani çok kalp dostu olmakla beraber bazı tatlıların içerisinde çok güzel gidiyor. Özellikle hamur tatlılarının içerisinde. Ve bazılarında da mesela tuzlu olarak tüketilebiliyor. Gerçekten çok güzel. Evet hocam. Ben isterseniz bir tane daha benim haberim var. Ondan da ilgili devam edeyim. Tabii hocam. Şöyle ki, efendim bunlarda bayanlar biraz daha ekranların sesini açsınlar. Şimdi onlarla ilgili bir makale var. Evet. Burada diyeceğiz ki, biliyorsunuz bayanlarımızın fizyolojik durumları var. Biz bunlara menstruasyon ve menopoz diyoruz. Acaba menstruasyon ve menopoz durumlarında erken veya geç girmek? Şimdi bayanların herkesin aklındaki soru. İşte ben erken adet gördüm veya ben adetten erken kesildim veya geç kesildim değil mi? Bizim kadınların genelde adımların, en önemli problemlerinden biri aslında. Anadolu'da evet, kadınların en çok kendi aralarında efendim çok evet, özür dileyerekti. Ben de makaleyi sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Kadınsal konulardan bir tanesi. Kendi evet, aralarında konuştukları. Fakat burada diyor ki gene Amerika Birleşik Devletleri'nden verilen bu makalede gönderilen bu makalede
Çok ciddi bir dergide yayınlanmış. Ve Amerika'da kadınların ortalama yaşının yaklaşık 90'a ulaştığını ve 90'a ulaşan bu yaşın yaklaşık hali hazırda 1.3 milyon Amerikalıyı kapsadığını, yani 200 milyon insanda 1.3 milyonun 90 yaşına ulaştığı bildirilmiş. Ve San Diego'dan yapılmış olan bu araştırmada, ki bu da 2016'nın çok yakın zamanlı bir araştırması, özellikle 90 yaşına ulaşan kadınların neden bu yaşa bu kadar çabuk, daha doğrusu neden bu yaşa ulaşabildikleriyle ilgili araştırma yapılmış. Ve araştırma sonucunda da özellikle menstruasyon, yani adet görmeye 12 yaş veya sonrasında başlayan, yani geç adet başlayan, yani erken adet görmeyen, 12 yaşa eşit ve 12 yaştan sonrasında adet gören kadınların yaklaşık 40 yıl boyunca üreme potansiyeli olan kadınların ve cerrahi veyahut da doğal yolla menopoza girmiş olan yaklaşık 50 yaş ve üzerindeki kadınların 90 yaşa ulaşma şanslarının çok yüksek olduğu bildirilmiş. Efendim bir daha tekrarlayayım. Biraz cümle uzadı. O yüzden başı ucu kaçmış olabilir. Yani adet görmeye 12 yaş ve sonrasında başlamış olan, menopoza da 50 yaş ve sonrasında girmiş olan kadınların 90 yaşa ulaşmalarının çok daha kolay olduğu bildirilmiş. Yani ne kadar erken başlarsa o kadar iyi mi diyoruz? O kadar diyorsun. Kötü diyoruz. Kötü diyoruz, evet. Ne kadar erken başlarsa, her ikisi de, yani hem adet için hem menopoz için. Hı hı. Ne kadar erken başlarsa kadının yaşama şansı, yaşam ömrü o kadar kısa oluyor. Kısa oluyor. Ama menstruasyon, yani adet ve menopoz ne kadar geç olursa kadının 90 yaşını görme şansı o kadar uzun olmakta. Uzun oluyor. Bize bu makale bunu söylüyor. Yaklaşık da 40 yıllık bir üreme potansiyeli olacak kadının. Yaklaşık bu 40 yıllık üreme potansiyeliyle beraber bu insanlar 90 yaşını çok rahatlıkla görmekte. Yaklaşık 16 bin kişi bu çalışmaya dahil edilmiş ve çalışmaya katılanların, 90 yaşını görenler de %55'i 90 yaşını görmeye başarabilmiş kadınlardan oluşmuş. Ve bu kadınlar yaklaşık 20 yıl süreyle de takip edilmiş. Evet. Bu nedenle ilk etapta kalp damar hastalıklarından ve özellikle şeker hastalıklarından daha geç oluştuğu ve bu insanların hep her programda söylüyoruz efendim, sigara içmeyin de sigara içmedikleri bildirilmiş. Ve gerçekten çalışmanın özellikle sigara içmenin kalp damar hastalığını ve kalp damar sistemini bozduğunu, özellikle yumurtalıkları bozduğunu ve bunun sonucunda da kadınların erken menopoza girip üreme kabiliyetlerini kaybettikleri bildirilmiş. Aslına baktığınız zaman günlük hayatımızda kadınlarımızla ilgili bizim çok dikkat edilmesi gereken ve kadınlarımızın kendisine çok dikkat etmesi gerek. Çünkü kadınlar bizim için çok önemli, biliyorsunuz. Her programda söylüyoruz. Bizim toplumumuzun geleceğimizle ilgili bizim hayat arkadaşlarımız, lütfen insanlarımız, özellikle kadınlarımız sigara içmesinler ve akıllarında bulundursunlar ki erken, tabii bu fizyolojik bir olay ama ne kadar geç menstruasyon başlarsa ve ne kadar geç menopoza girilirse o kadar fazla yaşama şansları oluyor. Oluyor. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Peki hocam, bu dönemde kadınların beslenmelerine dikkat etmesi gerekiyor mu? Şimdi zaten programın başında biliyorsunuz şeyle başladık. Et yiyelim mi, yemeyelim mi? Yemeyelim mi, evet. Ondan sonra yağlarımızı kuyruk yağ mı olsun, yani doymuş yağ mı olsun, doymamış yağ mı olsun. Ve dahi arkasından da yaptığımız şey, acaba omega 3 işe yarar mı, yaramaz mı? Dikkat ederseniz önce yemeklerle başladık. En sonunda fizyolojiye, özellikle kadın fizyolojisine geri döndük. Kalp krizi sonrası omega 3 yağ asidi, yani balık yağının yüksek oranda, yüksek miktarda tüketilmesi gerekli diye Amerikalılar bildirmiş. En az 6 ay kadar efendim, günde 4 gram kadar tüketildiği zaman özellikle hasarlanmış kalp kasında %6'lık gibi çok büyük oranda geri dönüş sağladığı bildirilmiş. Protein kaynaklarının hayvansaldan bitkisel bölüme çekilmesiyle de yaklaşık total nedenli ölümlerde %8, kalp damar hastalığına bağlı ölümlerde de %12'lik azalma sağladığı bildirilmiş. Ve özellikle
kuyruk yağı mı balık yağı mı dediğimiz zaman elbette ki balık yağı. Çünkü bunlar bizim beynimizin özellikle yemekle ilgili olan bölümü etkilemediği ve yeme duygumuzu köreltmediği ile ilgili yayınlar var. En son da menopoz ve menstruasyonla ilgili bendeki haberleri noktalıyorum. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Dilerseniz şöyle yemeklerimiz de hazırlanırken kısa bir araya gidelim. Hay hay. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın. Tekrar sizlerleyiz sevgili izleyiciler. Evet, neler yaptık? Şöyle, mama liyamız hazır. Peynirli çilekli tatlılarımız hazırlanmaya devam ediyor. Fırında biberlerimiz var. Dilerseniz şöyle fırınımıza bir göz atalım. Şöyle kokular gelmeye başlamıştı. Evet. Evet, biberlerimiz de közlenmiş sevgili izleyenler. Ben hemen almak istiyorum şöyle tepsimizle beraber. Daha sonra salata işlememize geçeceğiz. Hemen peynirli çilek tatlılarımın yanına gidiyorum. Evet sevgili izleyiciler, ne yapmıştık peynirli çilek tatlımızda? 2 tane yumurta kullandık, unumuzu kullandık, bulgurumuzu kullandık ve onları bir hamur haline getirdik. Daha sonra suyumuzla haşladık. Onlar da hazır. Hemen şöyle, ben peynirli çilek tatlımızı hazırlarken hocam da dilerseniz şöyle metabolik değerlerini ekrana tabii verelim. Hay hay. Çok ilginç yemekler var hakikaten. Çok farklı bir tatlı oldu hocam. İlk evet. Başta baktığım zaman ya aman biber közlemeden ne olacak, mısır unu falan derken daha değişik şeyler çıktı. Efendim, Romanya'nın peynirli çilek tatlısı 6 kişilik servis olarak bize bildirilmiş. Burada porsiyon başına 150 kilokalori bir metabolik yükü var. Gördüğünüz gibi son derece düşük. 9 gram protein, 8 gram lipid, 10 gram karbonhidrat, 108 miligram kolesterol ve 48 miligram sodyum var. Tabii yani netice itibariyle tatlı olduğu için elbette ki kolesterolü, kalorisi ve sodyumu biraz yüksek olacak. Ama total kaloriye baktığınız zaman son derece düşük bir kalori. Hani bu mamalyanın yanına tabii ne tüketecekseniz onu özellikle şey yapmamız lazım. Daha bilmemiz lazım ama genelde protein gibi bir şey olması lazım. Biz baktığımız zaman peynirli çilek tatlısı son derece düşük kalorili ve sodyum açısından da kolesterol açısından son derece düşük oranları mevcut efendim. Evet, onu da sunumuna başlayalım dilerseniz. Hemen kıtır ekmeklerimizi, servisimizi hazırladık sevgili izleyenler. Peynirli toplarımız diyorum ben. Peynirli toplarımız da hazır. Üzerine de çilek reçellerimizi ilave ediyoruz. Efendim, herhalde arzu eden bizim memleketimizin tatlılarına da biraz andırıyor ama hani bu ekmek kırıntısını graten gibi de kullanabiliriz değil mi? Yani tabii parçalasak hocam, evet, da evet. O da olabilir herhalde. Arzu eden sunum olarak biraz. Evet, evet, biz bu şekilde yaptık efendim. Hı-hı. Arzu eden tabii ekmek, kızartılmış ekmekleri dövüp kırıntıları bu peynirli parçaların üzerine serpip üzerine de çileği oturtabilir efendim. Evet, şöyle zaten ben hemen kalorisi ve değerleri son derece düşük. O yüzden arzu eden istediği şekilde yapabilir. Zaten bizim programın özelliği bu. Özgür bir program. Biz gene tarifleri alıyoruz ama İstedikleri sunumları hazırlayabiliriz evet, sunumlar aslında. Sunumlar tamamen bize ait. O nedenle hani biz şöyle aldık, şöyle yaptık değil. Arzu eden ekmekleri dövüp veya ekmekleri böyle bir naylon torba içerisinde üfeleyerekten üzerine grate gibi ekleyip bu şekilde de servis edebilir. Yapabilirler. Evet. Evet, ben bu arada hemen közlenmiş biberlerimi de yapmaya başlayacağım. Evet, gerçekten de tatlı gayet güzel gözüküyor. Evet, bu arada közlenmiş biberlerimiz de hazır sevgili izleyenler. Şöyle hemen kabuklarını soyuyoruz. Çok da güzel bir salata olacak. Evet. Özellikle kırmızı biberi ben çok severim hocam. Zaten memleketimizde olup da biberi sevmeyen yok. Evet. Hele ki şimdiki şu içinde bulunduğumuz aylarda
Değil mi? Tam mevsimi. Ben şöyle bir şey de yapıyorum hocam. Yazdan alıyorum kırmızı biberleri. Aynı bu şekilde fırında közledikten sonra derin dondurucumda saklıyorum. Ve kışın gerçekten de şu anda yapmış olduğumuz bir salatayı yapıyorum. Gerçekten de çok lezzetli ve güzel bir salata oluyor. Peki şey oluyor. Olmuyor mu? Bozulmuyor mu? Hiç bozulmuyor hocam. Aynı şekilde közlüyoruz. Soğuduktan sonra kabuklarını soyuyoruz. Ve buzdolabı poşetlerimize yerleştiriyoruz. Buzdolabı poşetinde, deep freeze'de. Evet, istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Allah İstediğiniz Allah. Kadar birkaç ay kalabilir. Kışın da çıkarıp bu şekilde salatasını yapıp şöyle sofralarınızda sunabilirsiniz sevgili izleyenler. Gerçekten zaten fırınlandığı zaman şey gibi, yağ gibi soyuluyor. Tabii şimdi artık şöyle hani aslında ateşte daha güzel olur değil mi hocam? Şöyle mangalın üzerinde. Allah. Ama biz biliyorsunuz biraz da kalp dostu konseptimize uymakta durumundayız. Evet. Aslında bulunduğumuz mevsim mangal mevsimi ama bizim memleketimizin insanı da mangala bayılır. Evet. Fakat efendim bu Romanya Kardiyoloji Derneği onaylı bir tarif. O nedenle onların tarifine gayet yakın. Gayet lezzetli hazırladık biz. Yani bütçemeyi toplasanız 1000 kalori etmedi yani bu akşam. Şey, bugünkü programda. Şöyle ben hemen onları da doğramaya başlayacağım sevgili izleyenler. Eldivenlerimi değiştirdim. Evet hakikaten rengarenk bir program oldu. Sarısıyla, efendim kırmızısıyla, yeşiliyle. Gayet de güzel. Bu közlenmiş biber herhalde salata gibi bir şey olacak. Evet. Galiba. Sirke ve sarımsakla birleştikten sonra ve zeytinyağı ile birlikte gayet lezzetli ve güzel hafif bir salata sevgili izleyenler. Zaten bu yapılan salata ve diğer mamalia muhtemel ana yemeklerin yanına servis amacıyla yapılan bir Roman tarifi. Ben bizim memleketimize özellikle ana yemeklere çok fazla girmeden yan, özellikle meze ve benzeri tatları daha öne çıkartan bir yemek programı gibi yapalım arzusundaydım. Bunlar da tam bugünkü programda üstüne iyi geldi. Biberlerimiz de hazır sevgili izleyenler. Dilerseniz ben sunumu hazırlarken hocam da şöyle salatamızın metabolik değerlerini versin sizlere. Evet. Vallahi elinize sağlık. Çok güzel oldu. Rica ederim. Bu arada ben hemen sarımsaklarımın işlemini de başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Sarımsaklar da makineden geçecek. Evet, şu şekilde. Evet. Şöyle hemen düşük sodyumlu tuzumuz. Sirkemiz. Evet. Efendim ben közlenmiş biber, 6 kişilik servis, onun metabolik değerlerini sizlerle buluşturmaya çalışayım. 100 kilokalori porsiyon başına, 1 gram protein, 6 gram lipid, 12 gram karbonhidrat, 0 kolesterol ve 8 miligram sodyum. Yani bugünkü programımızdaki toplasanız 3 yemeğin total kalorisi 500 kalori bile değil. Yani yanında bunun bir 500 kalorilik de ana yemek otursa yani kabaca 1000 kalorilik bir yemek olacak. O nedenle bugünkü biraz daha böyle mezeye yakın bir program. Özellikle kalp dostu hazırlanmış ve hakikaten Romanya Kardiyoloji Derneği'nin bizlere vermiş olduğu çok güzel bir yemek tarifi. 3 adet. Zaten Nilüfer Hanım'ın da eline sağlık. Yani sunumuyla beraber gerçekten insanın göz zevki de değişiyor. Göz zevkine ve tamamen kalorilere ve yedek içimizdeki ve midemize de hitap ediyor. Değil mi hocam? Evet. Evet. Ben yemekleri gördüm, toparlayamadım. Şey, program bitse de bir an önce yesek diye bekliyorum hocam. Estağfurullah. Evet sevgili izleyenler, şöyle közlenmiş kırmızı biberimizi hazırladık. Romanya'nın ilk kalp dostu yemeği diyebiliriz. Mamalia'mız hazır ve peynirli çilek tatlımız da hazır. Şöyle tezgahta yerini aldı. Biz de yavaş yavaş programımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Evet hocam, son olarak neler söylemek istersiniz? Hemen alalım sizden. Efendim ülkemiz insanına her zaman mutluluk, bol kazanç, sevgi dolu günler ve mutluluk dolu günler diliyorum. Sağlık hiçbir zaman bizi bırakmasın. Kadınlarımızı sevelim. Tüm insanlarımız bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz hocam. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı da çok teşekkür ederiz sizlere. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.